Merrakeş, Fas ülkesinin en büyük şehirlerinden biri. Özellikle turistler tarafından tercih ediliyor. Kızılşehir diye de biliniyor. Çünkü yapıların bir kısmı ve özellikle surlar kızıl renk ve tonlarda. Şehrin en çok turistler tarafından ilgi gören yeri Kutubiye Camii. Kelime anlamı kitap kütüphane. Cami şehrin simgesidir. 1120 yılında yapılmıştır. Minare yüksekliği 77 metredir. Günümüzde görülen cami ise bu 1120 yılında yapılan caminin üzerine yapılmıştır. Ancak bu 1120 yılında yapılan cami kubbesi yanlış diye yıkılmış ve yerine günümüzdeki görülen cami yapılmıştır. Caminin minaresinin görüntüsü değişik. Yani bizim ülkedeki gibi yuvarlak değil. Buradaki camilerin minareleri kare şeklinde. Şehirde ikinci durağımız Manera Bahçeleri. Bu Manera Bahçeleri şehrin içinde yeşillik bir alan, park yeri. Özellikle zeytin ağaçları ve palmiye ağaçlarıyla dolu. Ayrıca burada bir havuz var. Bu havuz denizle pek ilgisi olmayan göçebe çöl toplumu Faslı'nın suya yatkınlığını sağlamak için yapılmış. Havuzun derinliği 3 metre. Suyu bulanık ama ekmek atınca balıklar geliyor. Bir zamanlar havuzun bulunduğu yerde ses ve ışık gösterileri yapılıyormuş. Ancak bu gösteriler Faslılar tarafından tutulmamış ve iptal edilmiş. Şehirde önemli bir mimari yapı Bahiye Sarayı. Konak 1880'li yılların sonunda yapılmış. Yapıyı yaptıran Ahmet adında bir vezir. 1912 yılında Fransız işgali sırasında Fransızlar konakta yaşamışlar. İşgal bitip bölgeyi terk ederken Fransızlar sarayın içinde ne var ne yoksa hepsini alıp götürmüşler. Yani saray tamamen boşaltılmış. Fas'taki şehirlerin çoğu iki bölüme ayrılıyor. Bunlar bir eski şehir, bunlar Medine olarak adlandırılıyor. İki yeni şehir bölümü. Merrakeş şehrindeki Medine, kıyamet meydanına açılan yollar ve onlara bağlı minik sokaklardan geçilerek ulaşılıyor. Dev bir labirent gibidir. Ara sokaklarda ressamlar, galeriler ve bir sürü satıcı var. Deri eşyalar, kilimler, vazolar, ahşap objeler, halılar, boyacılar ve her çeşit giyim eşyası bulmak mümkün. Ama bu ara sokaklar oldukça dar. Bu dar ara sokaklarda araç geçişi mümkün değil. O yüzden Faslılar bu ara sokaklarda eşekle geziyorlar. Ulaşım veya taşıma işlemleri eşeklerle sağlanıyor. Burada çok miktarda mağaza, dükkan var. Alışverişin özel bir durumu var. Fas bir Müslüman ülkesi olduğu için pazarlık normal kabul ediliyor. Mutlaka pazarlık yapın. Sizden 400 dirhem istenen bir ürünü 200 dirheme büyük olasılıkla satın alabilirsiniz. Ama en büyük özelliği alışverişte pazarlık yapıldıktan sonra kesinlikle adamın verdiği fiyatı kabul etmeden oradan ayrılmayın. Yani siz 200 dirhem dediniz, adam 200 dirhemi kabul ettikten sonra sakın almadan ayrılmayın, buna çok bozuluyorlar. Medine'den sonra şehrin yine dünyaca meşhur turistik bir yeri olan Kıyamet Meydanı'na geliyoruz. Kıyamet Meydanı şehrin kalbidir. UNESCO tarafından Milli Miraslar Listesi'ne dahil ederek koruma altına alınmış dünya üzerindeki nadir meydanlardandır. 20. yüzyıla kadar burada idam cezaları infaz ediliyormuş. Bu yüzden Kıyamet Meydanı veya Ölüler Meydanı gibi isimlerle anılıyor. Burada turistler ve yerel halk yan yana geziniyor. Meydanda gündüz saatlerinde meddahlar, yılan oynatıcıları, dövmeciler, hokkabazlar, cambazlar ve geleneksel dansçılar var. Oldukça büyük boylu yılanları veya maymunları boynunuza dolayıp resim çektirmenizi isterler. Bunu istemezseniz yılan oynatılan yerlere yaklaşmayın. Dövme yapanlar elinizi kapar ve başlar dövme yapmaya. Sonra aşırı büyük fiyatla karşı karşıya kalırsınız. Bunlar Kıyamet Meydanı'nda yerel giysiler giymiş Faslılar. Özel gösteri yapıyorlar. Yalnız resimlerin çekilmesine kesinlikle karşı geliyorlar. Faslılar Müslüman ülkesi olduğu için kişiler resimden çekilmesini kesinlikle kabul etmiyorlar. Sadece uzaktan resimden çekebiliyorsunuz.
Bunlar Faslıların yerel kıyafetleri. İsmi felluce. Renkleri kişinin toplumdaki statüsünü belirliyor. Kıyamet meydanının en büyük özelliği akşam saatleri. Hava kararmaya başlayınca burada hummalı bir faaliyet başlar. Küçük kamyonetler, eşek arabalarıyla taşınan uzun demir çubuklar, borular, oturma yerleri, ocaklar, lambalar kurulur. Güneş battıktan sonra ocaklar, ızgaralar yakılır. Muhteşem bir duman ve yemek kokusu gökyüzünü kaplar. İnsanlar akın akın buraya gelir. Kurulan derme çatma açık hava restoranlarında her türlü yiyeceği bulabilirsiniz. Ayrıca her restoranın önünde bir kolunuzdan biri diğer kolunuzdan diğer biri içeri çekmeye çalışır. Hani ismi üzerinde burası tam bir kıyamet kargaşası. Şimdi de kıyamet meydanının gece görüntüleri. Görüntüler pek sağlıklı değil. Çünkü dediğim gibi film ve fotoğraf çekilmesini sevmiyorlar. Saklı gizli çekim yaptım. Bir şeyler yapanlar var. Gecenin bitiminde tüm her şey kaldırılıyor. Ertesi günü kurulmak üzere.